Şu an nerede, hangi saat diliminde beni izliyorsanız hepinize iyi seyirler. Ben duydum ki A101'de 10 liraya yaban mersini varmış. O yüzden baya şu an depolamaya gidiyorum. Onun dışında da böyle değişik farklı şeyler bulursam onları da alacağım. Fiyatlar hakkında da yorum yapacağım. Bu tarz şeylere ben çok konuşuyorum çünkü. Gerçekten bazı şeyler ciddi anlamda pahalı oluyor. Onlara olan tepkimi de gösteririm size. O zaman markette görüşürüz. Bu arada markete giderken şuna da değineceğim. Hani benim zaten bu ayak numaramla ilgili olan sıkıntımı biliyorsunuzdur. 41 numara ayakkabılarım. Ayaklarım. 41 numara ayaklarım olduğu için ayakkabı bulmakta zorluk çekiyordum. Geçen gün hatta Instagram'da işte konuşmuştum falan bunun üzerine de. Onun üzerine de bir ayakkabı bulmuştum. O ayakkabıları almıştım. Ve o heyecanla işte o ayakkabıları alıp ondan sonra da giyecek yer bulamadım. Ya şu köpek de gitti. Ay o köpeği biz çok buluyoruz, çok karşılaşıyoruz o köpekle. Çok tatlı bir köpek. Neyse. Ondan sonra işte şimdi giyecek yerim yok. Yasaklar var, o var, bu var. Gidecek bir yer de yok haliyle. Ben de ne yaptım biliyor musunuz? Evet, gördüğünüz üzere markete giderken giydim. Ya ne kadar acı değil mi? Yani gerçekten ne hale geldik. Artık böyle yeni bir şeyler aldığımızda markete giderken giymek zorunda kalıyoruz falan. Ki ben ayakkabı konusunda çok hassasım. Ablam bunu çok iyi bilir. Çünkü ablam benim ayakkabımı falan böyle ödünç aldığı zaman ablam bir şey yapacak diye çok carlarım. Ben böyle ayakkabılarım ciddi anlamda değerli. Ve şey yani böyle gözüm gibi bakarım. Geçen gözümün de arpacık çıktığını saymazsak arada böyle hatalar oluyor. Sonuçta kullandıkça bir şeyler kirleniyor. Hani o zaman ben ayakkabılarımı çok uzun sürede giyerim. Yani ciddi anlamda bir şey olmazlar çünkü genelde yani sağlam kalırlar. Bu arada az önce market fiyatlarını laf da edeceğim dedim ya, ederim dedim. Bir ailenin öyle bir konuşmasına tanık oldum. Duydum yani. İşte ben bir şey anladım ki nasıl bu kadar tuttu falan gibi laflar vardı. Bakalım. Markete geldim. Yaban mersini için gelmiştim ama yaban mersini yokmuş. O yüzden başka şeylere bakacağım şimdi ama pek böyle beni cezbedecek şeyler de yok gibi. Yani. Hatta hiçbir şey yok. Tamam, bayağı. Aa ama avokadonun tanesi 6.45. O fiyatlara laf edeceğim dedi. Fiyatlara laf edemedim. Şu an 6.45'e avokado var A101'den. Evet. 6.45. 6.95 pardon avokado var. Ananasın fiyatı yazmıyor. Acaba ne kadar yani? Bunu anneme alabilirim. Annem çok sever. Onun dışında elma var. Bunların fiyatlarını zaten bilmem genel olarak. Bir cezbedecek bir şey çıkmadı yani, evde olmayan ekstra bir şey. Ya bu arada siz ayva yiyebiliyor musunuz ya? Ben ayva hayatta yiyemem. Şöyle bir şey buldum. Daha ben hiç denediniz mi bilmiyorum. Burç diye bir markanın kara buğday patlağı diye bir şey. 4 lira 45 kuruşmuş bu. Bilmiyorum, ben bunu alacağım, deneyeceğim. Tadını da söylerim. Yani fiyatı 4 lira 45 kuruş olmasının sebebinin ne olduğunu da çok anlamasam da bir deneyeceğim yani. Onun dışında şey, ben bunu çok seviyorum. O yüzden bundan da alacağım. Bu arada galiba benim sepet almam lazımdı. Keşke markete gelmeye alışkın bir insan olsam. Evet arkadaşlar, birinin de bana markette neler yapılabileceğini öğretmesi lazım. Mesela şu zararlı şeyleri geçiyorum. Bunlar hep zararlı. Hoş, bunlar ne kadar faydalı onu da bilmiyorum ama az. Hiç yok da nedir? Ben gerçekten yaban mersini diye gelip yaban mersininin olmaması çok kötü oldu. Ne güzel 10 liraya alacaktım ya. Of. Hep bu şeyler yanlış çıkıyor. Niye böyle oluyor? Mesela başka bir şeyler bulalım. Neyse kefir. Kefir bulup kefir alıyorum bir de. Çok saçma bir şeye denk geldim şu an. Markette çöp poşeti
satılması yasakmış. Her şeyde. İnternetten alabiliyormuşuz ama marketten alamıyormuşuz. Yani bir tane video vardı, hatırlar mısınız, nereye yapacaklar diye. Bu da onun bir benzeri olmuş gerçekten. Çok enteresan. Gene saçma bir yasakla hayatımıza devam ediyoruz. Gerçekten ben nasıl böyle bir yasak olduğunu anlamadım yani. Çok enteresan. Çöp poşeti satmak nasıl yasak olur ya? Çöp poşeti. Yani az önce şurada bir trafik vardı. Anlatamam size. Hani o trafiği değil de bak ya, şu her yerden araç geçiyor gerçekten. Yani bir sürü araç var. Bu araçlar bu kadar yasakta dışarıdayken nasıl yani siz, hani çöp poşetini almamakla mı engelleyeceksiniz ya? Bu nasıl bir şey ya? Ben zaten niye evden çıktım ki, markete geldim ki ya? Durduk yere sinirlendim yine. En güzel gerçekten evde olmak ya. Ben böyle ömrün sonuna kadar evde olacaksın. O zaman güzel her şey. Allah. Bu ne ya? Çok saçma yani. Burada her yerde araba var. Araba trafiği durmuyor. Şu an bir tanesi de bana çarpacak. Ama yani çöp poşeti alarak yasak yapacaklar. Herkes sokakta. Ama bir de şöyle marketler de vardı. Kadın pedlerinin satımını yasaklayan marketler de vardı. Ya gerçekten biraz mantık istiyorum. Ya biraz mantık olsa gerisi gelecek. Yok. Alış işte. Ben araba seslerinden burada acaba şu videonun sesi nasıl çıkıyor bilmiyorum ama çöp poşeti satın alması yasak bu insanların. Yani saçma. Velhasıl kelam, yani bir yaban Mersin'e uğruna çıkıp şu an sinir olup eve dönüyorum. Niye böyle oldu acaba bilmiyorum ama oldu bir şeyler yani. Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu. Allah'ım bakın, araba trafiğinden ben zor geçiyorum. Arabayla çıkmak da yasak değil mi ya? Ben ki bisikletimle dahi çıkmıyorum. Dışarı herkes aracıyla. Neyse, çok sinirlendim, çok yükseldim artık. Düzene giriyorum şu an, tamam. Zaten amacıma da ulaşamadığım bir alışveriş oldu. Alt üstü bir kibir bir şey aldım yani. Videoyu şu an çok saçma bir şekilde, çok saçma bir yere bağlayıp kapatacağım. Evet, yaban Mersin'i diye yola çıkıp yaban Mersin'i bulamayıp onun dışında size gösterebileceğim ve laf edebileceğim hiçbir şey de olmadan dönüyorum. Bu arada ışıkta arkamdan geliyor. Neyse. İnşallah başka bir şeyde amacıma ulaştığım bir video olur. Görüşürüz.